Doğu Türkistan Enformasyon Merkezi'nin araştırmalarına göre Doğu Türkistan'ın başkenti Urumçi başta olmak üzere birçok şehirde yurt dışından aranan Uygurlara Çin hükümeti yetkilileri ve polislerden tehdit geliyor. Uygurlar gelen telefonlara cevap vermediği durumda bile 3 ila 5 yıl arası hapis cezası verilmekle tehdit ediliyor. Bu konuda açıklama yapan Doğu Türkistan Enformasyon Başkanı Karakaş şöyle dedi: "Uygurların hür iradeleri ve özgürlüklerine kasteden Kızıl Çin, Uygurların yurt dışındaki akrabalarıyla alakayı tamamen kesmelerine başlamaktadır. İnsan hakları örgütleri ve uluslararası camiayı bu duruma sessiz kalmamaya çağırıyoruz." Ayrıca Karakaş, Uygurların mecbur kalmadıkça memleketlerini aramamaları uyarısında bulundu. 10 Kazak bayan tutuklandı. Doğu Türkistan'ın Korgaz şehrinde 10 Kazak Türk'ü bayanın, Çin istihbaratının sıkı denetimi altında olan sosyal medya uygulaması WeChat'te hassas bilgileri paylaşmak gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi. Tayland Junta hükümetinin üst düzey bir yetkilisi yıllardır Tayland cezaevlerine tutulan 60'tan fazla Uygur'un kaderi üzerinde ikilemle karşı karşıya kaldıklarını söyledi. 2015 yılının Temmuz ayında Tayland hükümeti bu ülkeye sığınan 109 Uygur'u idam ve işkenceye uğrama riski olan Çin'e zorla iade etmişti. ABD Büyükelçisinden Çin'e çağrı. ABD'nin Çin Büyükelçisi Branstad bir açıklama yaparak Çin'e tüm vicdan mahkumlarını serbest bırakın çağrısında bulundu. Japon sahil güvenlikten yapılan açıklamada Çin'e ait iki sahil güvenlik gemisinin daha önce girmedikleri Japon karasularında görüldüğü bildirildi. Bunun Çin hükümetine ait gemilerin bölgedeki ilk sınır ihlali olduğuna dikkat çekildi. Çin'de şiddetli yağışlar. Çin'in Jilin eyaletinin etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlar nedeniyle 8 kişi öldü, 1 kişi kayboldu. 120 binden fazla kişi bölgeden tahliye edildi. FETÖ darbe girişiminin birinci yılında 81 il tek yürek oldu. Meydanlara akın eden milyonlarca vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla FETÖ'nün darbe girişimine tepki gösterdi.